Selam millet. Süt almama yardım et adında çok enteresan bir oyun oynamıştım. Hatta oynarken ismini bile bilmiyordum oyunun. Ve şimdi sizlerle birlikte siz de istemişsiniz ki ben de çok merak ediyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle UT'deki çaraya şu an hak veriyorum. Sadece meraktan girip bu karakteri en kötü sonda nasıl ilerletebiliriz ona bakacağım. Ve bunu sadece meraktan yapacağız yahu. Çok enteresan bir şey. Gerçekten çok enteresan. O yüzden şimdi şöyle yapacağız. Her şeye kötü konuşacağım. Her şeye kötü cevap vereceğim. Kızın kafasındaki sesin başlangıcında bile olumsuz cevaplar olduğunu hatırlıyorum. O yüzden kıza verebildiğim en kötü cevapları vereceğim. Bakalım sütü alabilecek mi? Geçen sefer bizim sayemizde hatta bize bankta teşekkür falan etmişti. Ya sağ ol, senin sayende birazcık olsun başarabildim demişti ama eve gittiği zaman çok korkunç bir şey. Tabii ki bu sefer bad MDC. Yani anladın mı? Aslında bunu sadece meraktan yapıyorum. Pekala. Sözlerim. Şimdi bilmeyenler için ben hemen kısa bir özet geçeyim. Biz... Bunu spoiler olur mu ya? Bunu söylemesem mi? Yok, bunu söylemeyeyim. Evet. Biz biraz problemli bir kız çocuğuyuz ve süt almaya gidiyoruz ama bilirsiniz bazen o kadar uzun zamandır dışarı çıkmıyor ki karakterimiz, markete gidildiği zaman nasıl konuşulması gerektiğini bile bilmiyor. Markete doğru gidiyorum. Şu an kendisine bir RP başlatıyor. Kendisinin bir visual novel karakteri olduğuna falan inandırmaya başlıyor. Şimdi burada işte abi, burada biz kötü konuşmaya başlayacağız. Kapa çeneni ve git. Şimdi geçen bölümde onunla bayağı ılımlı konuşmuştum. Bana yardım etmen gerekmiyor mu sen? Evet, mesajı verdi bize. Bize mesajı verdi. İşleri daha kötü yola götürme dedi. Derin derin nefes alıyorum. Bir dakika, konuşmalar da değişiyor. Onu heyecanlandırdık daha ilk cümlemizden. Merhaba, bir başlıyoruz. Şu an kendisi prova yapıyor bu arada. Gitmedi daha. Daha markete gitmedi. Hay aksi unuttum. Ne diyeceğini falan unuttu. Bakalım bize seçenek verme. Bak. 19. denemem ve yine başaramadım. Sinirden dudaklarımı ısırıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir cümle yoktu. Pekala, bir daha. Merhaba. Bir kutu yapamayacaktı. Vay, bir kelime daha. Bazen tek seçenekli şeyler oluyor. Onlarda yapabilecek bir şeyim yok. Sağ ol. Gerçekten çok uğraşıyorum. Bence bu sefer R harfini biraz fazla uzattın. Öyle mi dersin? Bu konuşmaları hatırlıyorum. Biz biraz küstah yaklaştık. Bizim hiç sesimize küstah yaklaşma seçeneği verdi. Öf, çenemi kapasam daha iyi olur. Haha ezik. İşte burası bence kırılma noktalarından ikincisi. Burada biz normalde endişelenmediği onu sakinleştirmiştik. Ezik! Lütfen bana hakaret et. Abi yemin ediyorum meraktan yapıyorum. Hey, oradaki dördüncü duvarı yıkan tatlı kız. Yanlış anlama, gerçekten. Yani kanal da istemiş bu arada. Siz de istemişsiniz. Bu arada tam bir dakikadır evet, burada kızın takıntılarından bahsediyoruz. Kız normalde her şeyi eşit sayıda yapmak gibi böyle bir takıntıları var ama şu an sol ayağını asfaltta, sağ ayağıysa çimde yürüyormuş. Bu onun için çok tehlikeli bir durum. Ne? Bakın tepkiye bakın. Sağ bacağımı havada dona kaldı. Kaç adım? Asfaltta 50. çimde 51. adımın. Son adımını geri alman gerekecek. Onunla uğraşıyoruz. Bu nasıl olur? Bu ilk kez olmuyor. Bu hatayı evden çıktığından beri 5 kere yaptın. Sana nasıl yapılacağını öğrettiler. Hadi ama tam bir aptalsın. Oo, pekala, bu kız bence bir şey söyleyeyim mi? Biz böyle konuşmaya devam edersek bu kız bakkala bile gidemeyecek. Yani markete bile gidemeyecek. Yolda ölecek büyük ihtimal. Oh! Bu yüz annesine karşı baktığı yüz. Görünüşe göre Bad MDC bana hiç yardımcı olmuyor. Başarım geldi. Bir dakika. Ne yapacağız? Burada yapmamız gereken doğru şey ne? Sanırım bir dahakine farklı bir şey deneyeceğim. Oho, müzik sizi de yapıyor mu o irkilme havasını? Ne oldu? Adını mı yaz? Bir dakika. Umarım Bad MDC gibi hayal kırıklığı olmazsın. Ya Bad MDC iyidir. Aslında iyi biriyim. İsme takılma. Bir dakika, gene kötü yapacağım. Sözlerimi provede. Bir dakika, sen şu işe bak. Dördüncü duvarı kırmakla kalmıyor. Kötü konuşan karakteri oyundan da mı atıyorsun? Buna izin veremem. Bu oyunu oynayan benim.
Tamam mı? Ben bu oyuna para verdim. O yüzden ilerlemek istiyorum. Kapa çeneni. Bana yardım... Hayır etmeyeceğim. Ben Batmadeçeyim. Batmadeçe artık bir felsefe oldu. Tamam mı? Aa burada cümleleri ileri geri gidebiliyor. Ah. Kapa çeneni. Dur. Seninle oynayacağım. Dur. Bir daha kötüleşeceğim. Bakayım bu sefer aynı şeyi mi söyleyecek? Dudaklarını ısırdı. Pekala bir daha. Merhaba bir kutu. Vay bir kelime daha. R'leri bastır. Bir dakika. Bakalım ona ezik dediğim zaman gene bana bakacak mı? Aha ezik. Lütfen bana hakaret etme. Dur. Şimdi de şeyden o çimle ayak basma muhabbetinden bahsediyorum. Dur bakalım. Tam bir ap. Tamam. Bu kız anlaşıldı. Ona kötü davranırsak... Ben anlamadığım şey bu. Ya şu. Bu değil. Anlamadığım şey şu. As bana hiç yardımcı olmuyor. Tıpkı Batmadeçe gibi. Demek ki bu oyunda ilerlemek için bu kıza yardım etmemiz gerekiyor. Şeyi merak ediyorum. Ya şu an şunu deneyelim mi? Bak markete sokalım, markette kötü davranalım. Ne diyorsunuz? Abi canlı yayın olsa bu arada kesin yap dersiniz ya. Sanırım bana bir dahaki... Tamam. Tamam. Dur o zaman şöyle yapalım. İyi gibi gözüken... Aaa! Bad, but... Good MADC yazamıyorum ya! Tamam sadece o zaman Good MADC yazalım. Ya da yazmıyor bir dakika. Ya da yazmıyor. Tamam dur. Sadece şöyle yazalım. MADC. Ya ismimi şöyle bir şey tanımlamasını istedim bu arada. Az önceki kıvranışlarımın sebebi şuydu. Tamam şimdi iyi davranacağız. Hani ona ilkten iyi yaklaşıp sonradan kötü olacağız. Markete doğru gidiyorum. Kapa çeneni ve git diyorum ilkten. Bir dakika bana yardım etmen gerekmiyor mu senin? Biraz ona işkillendiriyorum. Merhaba bir. Bir dakika. 19. denemesi ve hataladım. Ben önemli olan seçenekleri gene geleceğim. Oradan sonra da... Ama bir şey söyleyeceğim. Orada da direkt bırakırsa beni... Ama yok beni bir şey söyleyeyim mi? Bu beni markette bırakamaz. Ben biliyorum markette bunu sıkıştıracağım. Bekle sen. Sana bugün kötü bir zaman geçirttireceğim. Endişe ezik desem bana hakaret etme diyecek. Aptal dedikten sonra kızıyordu. Haha ezik. Lütfen bana hakaret etme. Arigato. Bu arada arkadaşlar Twitch'te animeleri izliyoruz ve güncel animemiz Jujutsu. Jujutsu'yu seviyorsanız gelin. Asfalt eli tamam. Bu asfalt muhabbetine gene geldi. Bu arada size bu videonuz... Hayır aptal demeyeceğim. Sana nasıl yapılacağını öğrettiler. Hadi ama. Ben hatırlayamıyorum. Gözyaşlarına boğulmak üzereyim. Hadi en baştan yapalım. Pekala. Evet. Bu arada arkadaşlar bu videonun sonunda size Subnautica ile ya da Sabonetica ya da Subnautica ile alakalı bir soru soracağım. O yüzden Sabonetica seviyorsan lütfen videonun sonuna kadar bekle. Ya da videonun sonuna git. Ne bileyim. Pekala. Ne var ki? Yani bu 52. adım oluyor. Hayır. Tamam kız kafayı yiyor burada biliyorsunuz. Tamam hadi 50 adım at falan. Seni markette işini bitireceğim. Markette öyle kötü seçenek vardı sanki. Umutsuz vakasın. Bunu benim suçummuş gibi söylüyorsun. Bak buradaki cümle çok önemliydi. Bunu benim suçummuş gibi söylüyorsun. Yani demek istiyor ki... Abi bu kıza annesi ne yaşattı? Bu kızın babasının ölüm sebebi, annesinin psikopat bir kadın olması. Bu kızın fizik tedavi görmesi, ilaç kullanması. Gidip süt almazsan çok ama çok suçlu hissedeceksin. Hayaksı gerçekten. O zaman hazır mısın? Evet. Hadi onu biraz şimdi hype'ladım. Tamam. Okey. Markete geldik. Şimdi burada kötü davranayım mı direkt yoksa birazcık ılımlı mı davransam? Şimdi karşımıza biri çıkıyor. Bu kadın belki de bize yardım etmeye çalışıyor. Belki de süt rafını gösteriyor ama kız burada inanılmaz bir krize giriyor. Bakın. Affedersiniz ne? Ve bu inanılmaz döngü devam edecek. Bu çok hızlı abi. Anlayamıyoruz kadını. Hiç başlamamalıydın. Lafı değiştirip evet sonsuz bir döngüye giriyoruz. Burada kötü bir resim çıkıyordu. Sana ne söylemeye çalışıyor? Beni korkutmaya çalışıyor. Kim bilir karşımızdaki insan bize ne demeye çalışıyor. Bak şimdi gösterecek. Bu zihnimde canlanan korkunç bir görüntüyü belirtiyor. Tasvir etmem yeterli olmaz. Buna benziyor. Bu korkunç. Tamam şunu bana yaklaştırmayı kes. Tamam korkunç tamam. Lan tamam dedim. Lan!
Abi bir dakika, hayır, bir daha onu göster. Niye devamlı onu gösteriyor ya? Biraz bekleyeceğim, tamam. Oradan biri çıkıp bana selam vermeyecek ne de olsa. Böyle bir şey, tamam. Bu yüzden onun. Şimdi biraz kötü olalım mı? Ablacığım, tamam. Oh. Ne? Ne? Kasadaki adamda mı kötü olsam ya? Muhatabım sarsılıp sürünerek uzaklaştı. Sadece onun sözlerini tekrarladım ve işe yaradı. Bunu daha sık yap. Hayır, gerçekten sürünmedi. Yürüyerek gitti. İnsanları böyle görmeyi kes. Şahsen ben duymadım. Kızın gerçekten çok büyük problemleri var. Ya oğlum, devam hikayesi falan var demişsiniz. Varsa bu oyuna aşırı fokus olmak istiyorum. Spoiler yememek için de... Gel, dur. Tamam, süt kutuları muhabbeti başlıyor şimdi. İkimiz de duruyoruz ve süt de orada. Tamam, tek seçenekli cümlelerde düşünmeyeceğim. O zaman al, hadi sütü al kanka. Burada mı? Evet, hadi bak, rafta duruyor. Sana bakıyor, şuna bak, seni sevdi. Sinirlerime dokunuyorsun. Aa, ya hayır! Yanlış bir şey söylemek istemedim. Abi bir şey söyleyeyim mi? Galiba... Görünüşe göre madençi bana hiç yardımcı ol... Abi bu oyun çok acımasız. Bu oyun çok acımasız. Onu parka götürüp parktan sonra da kötü bir seçenek yok ki. Sanırım bir daha yine farklı bir şey deneyeceğim. Buradan da anlayabiliyoruz ki kız ağır şizofren. Kendine bir sürü kişilik yaratıyor. Ve ona iyi davranan kişiyle devam ediyor. Abi inanamıyorum ya. Anan XD ya. Of. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum, burada kırılma noktalarını iyi yakalayabildim mi yakalayamadım mı bilmiyorum. Ama ben kızı o lanet bakışlarının dışında görmek isterdim. Kız kendine devamlı hayali karakterler yaratıyordu. En iyisi bence Batman'deydi. Çünkü o direkt her şeyi söyledi. Şimdi arkadaşlar. Bu oyunun devamı varsa ve hikayeyle alakalı bir şey varsa kesinlikle devam etmek istediğim oyunlar arasındadır. Lütfen listemizden çıkartmayalım. Hani gelirse falan. Ve şimdi size soruyorum. Ben Subnautica'yı oynarken sonra oyun tam bitmediğini söylediniz. Ve ben de dedim ki o zaman oyun tam çıktığı zaman oynayalım. O zaman şöyle bir şey oldu. Oyunun tam çıkma sürecinde ben bilgisayara format attım ve benim Subnautica kaydım gitti. Size soruyorum. Eğer Subnautica başlamamı istiyorsanız, ki ben oyunu zaten eğer siz hani kanalda çekmesem bile off stream bitireceğim. Yani off video bitireceğim. O yüzden şunu soruyorum size. Subnautica'ya başlarsam sıfırdan başlayacağız. Haberiniz olsun. Sıfırdan Subnautica'ya başlayalım mı? Yeni hikayeyle birlikte. Çünkü benim kaydım silindi ve kaydımın nerede olduğunu bilmiyorum. Çünkü format attım. Herhangi bir yere kayıt da etmedim. Kayıt etmedim. O yüzden bunu size soruyorum. Lütfen Subnautica'yı seviyorsanız ve merak ediyorsanız ve buraya kadar izlediyseniz yorumlarda belirtin. Yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Bu oyunda yapabileceğim farklı bir son var mıydı bilmiyorum abi. Belki biraz daha kıstırabilirdik ama banka gittiğimiz zaman bize teşekkür etmeye başlıyor. Yani banka gittikten sonra... Bir dakika, burada beklesek bir şey olur mu? Bir anda kız... Bu beni çok bekletiyor. Neyse, bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.